İnsan portreleri. Hepsinin ortak bir yanı var. Yüzlerden çok daha fazla şey gösteriyorlar. Sahiplerinin kişisel verilerinden oluşan kolajlar. Bir bilgisayar programı ve tabii bu programı yazan kişi tarafından resmedildiler. Bilgisayar benim için tıpkı bir fırça gibi. Sonuçta bir resim yaptığınızda kimse resmi sen değil fırça yaptı demez. Bende de durum aynı. Bir yazılım hazırlıyorum, o da sanatımı oluşturuyor. İspanyol sanatçı verilerle bir fotoğrafı bilgisayar programına yüklüyor. Program da sanatçının fırça darbelerini taklit ederek onun için portreleri çiziyor. Sergio Albiac sadece küçük düzeltmeleri yapıyor. Burada daha önce sanatta göz ardı edilmiş bir takım bilgileri, örneğin insanın kalp atışını kaydedip sanat için kullanabiliyor olmak bende büyük bir etki yapıyor. Sergio Albiac sürekli yeni veriler kullanıyor. Yıldız Tozu adlı projesi için bir yazılımı uzay teleskobu Hubble'ın çektiği fotoğraflarla birleştiriyor. Ya da YouTube'da yayınlanmış videolardan portreler hazırlıyor. Tıpkı İngiltere Kraliçesi'nin portresi gibi. Buradaysa bir program aracılığıyla hız ve sürüş tarzı gibi verilerle araba kullanan birini resmediyor. Barcelonalı 45 yaşındaki sanatçı 2009 yılından bu yana verilerle sanat yaparak bir anlamda önceki mesleği bilgisayar mühendisliğini üzerine öğrenim gördüğü sanatla birleştiriyor. Teknikle çalışmak çok yaratıcı. Bir program yazılımı hazırlamak tıpkı bir şiir ya da portre yazmak gibi. Çünkü program yazmak bir takım sorunlar için çözüm bulmak demek ki bu da yaratıcılık gerektiriyor. Albiac bir arkadaşıyla hazırladığı akıllı telefon uygulamasını test ediyor. Resmedilmek isteyenlerin uygulama aracılığıyla kişisel verilerini girip sanatçıya göndermesi yeterli. İşe bir selfie ile başlıyorlar. Uygulama, telefon sahibinin kalp atışları gibi birçok şeyi takip ediyor. Uygulama, bir kişinin hayat deneyimlerini topluyor. Örneğin sesleri, diyaloglar içinden kelimeleri ya da tabii videoları kaydedebiliyor. Her ek veri selfie'nin değişmesini sağlıyor. Yeni fotoğraflar renk dağılımını etkiliyor. Kişisel veriler işte bu yolla portreye aktarılıyor. Kullanıcılar internette istem dışı izler bırakıyor. İster yaşanılan yer, isterse sosyal paylaşım platformlarındaki iletişimler. Bol bol veri bırakıyoruz ardımızda. Her geçen gün daha fazla sanatçı da işte bu büyük veri denilen verilerle çalışıyor. Sanatçılar kolektif duygularla oldukça fazla ilgileniyor. Yani belirli dönemlerde bizlerin nasıl hissettiğiyle ilgileniyorlar. Ne kadar insanın internette birlikte hareket ettiğini ve bunun sonucunda ne büyüklükte bir etki yarattığını anlamaya çalışıyorlar. Ama aynı zamanda bu verileri normal şartlarda gizli kalacak bir dünyayı göstermek için de kullanıyorlar. 2012 yılında İtalyan Paolo Cirio, Google Street View'den insanların fotoğraflarını kullanmıştı. Fotoğrafları gerçek boyutlarıyla bastırarak tam da Google'ın o kişileri sormadan çektiği noktalara yerleştirmişti. Alman sanatçı Katharina Ziverding ise geçen yıl NASA'ya ait 100 bin uydu verisinden faydalanıp dijital bir mavi güneş projeksiyonu hazırlamıştı. Rumen sanatçı Alex Dragulescu'nun bilgisayar virüsleri ise mikroskopla görünen biyolojik virüslere benziyor. Yeni projesi içinse sosyal paylaşım platformlarını bir haritadaki kentler gibi kullanmış. Yeniden Sergio Albiac'la birlikteyiz. Sanatçı plajda elde edilen verilerle bir portre hazırlıyor. Yaşanmışlıklar yine fırça darbelerini şekillendiriyor. Hızlı, yavaş ya da tamamen nabzın ritmine göre.
Bu sistemin tamamen benden bağımsız, yani benden sonra da devam etmesine ulaşmaya çalışıyorum. Ancak henüz analog dünyadan tamamen vazgeçebilmiş değil. Bu nedenle sanatı en bilindik şekliyle kağıt üzerinde olmaya devam ediyor.